İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün ne yapıyoruz sizlerle birlikte? Terraforma Craft oynuyoruz. Terraforma Craft gördüğünüz üzere Minecraft'a benzer ama Minecraft'la hiç alakası yoktur. Şu ana sesleri ben biraz kısayım. Sesime engel olmasın kardeşim. Ne olur ne olmaz. Şu an şuradan şu yosunları toplayalım. Bunları yiyeceğiz. Daha sonra yiyeceğiz. Şimdi verdim değil mi? Terraforma Craft biraz ağır bir mod paketi. Şu an inanılmaz kasıyor yani, hani bilgisayarı ağlatıyor neredeyse. Ağlata ağlata. Terraforma Craft gördüğünüz gibi yosun yediğimiz, yosunlarla beslendiğimiz bir Minecraft modu ama inanılmaz bir mod. Gördüğünüz gibi şu anda canım 999. Canım 999 olmasının sebebi açtığımdan mütevelliydi. Hemen buraya geldiğimiz zaman yeteneklerimiz var. Genel demircilik, alet demirciliği, zırh demirciliği, tarım, yemek pişirme, madencilik, kasap gibi seçeneklerimiz var. Bunlar daha acemi de yaptıkça gelişecek şeyler. Şu an erken yazdayız. Perşembe günü 1 Haziran 1000 yılındayız. Yani 1000 yılından başlayacağız, günümüze gelmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi meyve, sebze, tahıl, protein, süt ürünleri gibi burada yiyecek seçeneklerimiz var. Sebzeden fazla yersek proteinimiz azalıyor. Proteini fazla yersek sebzemiz azalıyor. Bunu dengelediğimiz zaman şurada gördüğümüz 999 olan enerji barımız artıyor haliyle. Eğer bunlar şey yaparsa onlar da düşüyor. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle yerlerde çubuklar var. Benim bir an önce balta yapmam lazım. Balta yapmak için ne yapacağız? Ağaca mı vuracağız? Ağaca vurduğunuz zaman hiçbir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Sabaha kadar vur. Hiçbir şey olmaz. Bizim ilk önce balta yapmamız lazım. Baltayı da nasıl yapacağız? Bu yerde bulunan taşları toplayarak mesela. Şöyle bu ağaçların içinden de geçebiliyoruz. Minecraft'ta geçemeyiz. Ama burada geçebiliyoruz. Şu an inanılmaz kasıyor. Neyse. Harita yüklendiği için inanılmaz kasıyor. Ben bunda bir de harita modu falan vardı. Onları kapattım. Kapatmasam ne olurdu Allah bilir. Şimdi açlığımız var. Yeşil olarak gözüküyor. Hemen sağlık barımızın yanında. Onun altında da mavi var. Mavi de susuzluğumuzu gösteriyor. Harita yükleniyor. Buradan sağ tıklayarak, elimiz boşken sağ tıklayarak su içebiliyoruz. Su içmemiz için de şu tarz çiçeklerin olduğu yerden içmeliyiz. Orası temiz su demek. Her yerden su içemiyoruz. Tuz suyunu, göl suyunu içemeyiz. Şimdi biz bir ilk önce balta yapmamız lazım. Şu taşa sağ tıklıyorum. Daha sonra şöyle taşı yontuyorum. Balta başlığına benzetiyorum. Daha sonra yerden bulduğum çubuklarla veya bunu ağaç dallarını da yontarak yapabilirsiniz. Şöyle balta elde ediyorum. Ve de dibine vuruyorum ağacın. Ağacın dibine vuruyorum. Şimdi kırılmaya başladı. Gördüğünüz üzere ağacımız kırılabilir oluyor. Hop. Yıkıldı. Ağaç komple gitti. Ağaç gittikten sonra elimize şöyle odun verdi. Şunu yere oturarak ya da çömelerek sol tıkladığımda ya da sağ tıkladığımda şöyle istifleyebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Benim çok hoşuma gidiyor. Daha sonra geri alabiliyoruz bunları. Bu şekilde istifleyip geri alabiliyoruz. Şimdi inanılmaz yüklüyor ya, inanılmaz. Biraz daha odun toplayalım. Bizim her şeyden önemlisi kill bulmamız lazım. Kill bulmadan bu oyunda Terraforma Craft'ta hiçbir şey yapamayız. O yüzden yerleşeceğimiz yer birincisi ağaçlık bir yerde olmalı. O garanti zaten, Allah'ın emri. İkincisi az önce içtiğimiz gibi temiz sunun yanında olmalı. Üçüncüsü de kile çok yakın olmalı. Size söyleyeyim, taş toplayamayız. Yani yere girip şu an maden yapamayız. Çünkü kazma yapamıyoruz. Böyle baltayı ürettiğimiz gibi kazma üretemiyoruz. Onun için kupurlar falan üretmemiz lazım. Onları da nasıl toplayacağımızı göstereceğim ben size. Hippie'ciğini göstereceğim. Sonra onları eritmek için neler yapacağız onları göstereceğim.
Tabii yüklemeler sıkıntı olmazsa. Şimdi yerlerde de bitkiler var. Onları toplar. Onları toplarız. Gördüğünüz gibi böyle parçalar var. Bunlar işte bizim demirdir, madendir. Bunlar bu işe yarıyor ama bunları eriteceğiz tabii. Bunların farklı farklı şeyleri var. Şunları da birleştirelim şöyle. Da şunu da birleştirelim. Aç kalırsa yeruk. Yüklerken o kadar kasıyor ki bilgisayarı. Şöyle hop bir tane gömeyim hatta. Tamam güzel doyurdu beni. Yani yeni yerler. Bir dakika ya ben çantaları niye kısmıyorum ki ya? Bende de bir hata arkadaş görüş mesafesini düşür manyak manyak işler yapma ya. Öyle öyle görüş mesafesi mi olur? Vallahi oyun kendine geldi ya. Görüş mesafesini açacağım diye. Çünkü gördüğünüz gibi Allah bunu yere ektik de. Ne sıkıntı değil. Şunları yükleyeceğim diye. Şu parçacıkları gördüğünüz gibi tek 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 tek. Bunlar çok zorluyor o yüzden. Oyunu. Bilgisayarınızı. Şuradan da biraz şey toplayalım. Saplık vamplık düşer de. Bizim kil bulmamız lazım bir an önce. Şunları toplayalım. Bıçak yapabiliyorduk. Bıçak yapacağız. Bıçak nasıl yapıyorduk? Şöyle. Şöyle şöyle miydi? Ah, böyle değilmiş. Unutmuşuz. Tabi bunu yapamadığımız için bu gidiyor. Yoksa şöyle miydi? Böyle de değilmiş. Hop. Şu şekil mi? Değil. Bıçak nasıl yapıyorduk şimdi? Bıçak, bıçak, bıçak. Buradan da bakabiliriz yani. Niye kendimizi kastık ki? Heh, şuradan. Demir bıçak. Demir bıçağı şeyde yapıyoruz. Bana taş bıçak lazım. Bunlara örste mörste döve döve yapıyoruz. Onlar da çok zor ya. Öyle bıçak yapmak kolay değil yani. Ama demir bıçak nerede? Gördüğünüz gibi böyle kalıplar malıplar hazırlayacağız kazma yapmak için. İngot yapmak için şöyle ingot kalıplar hazırlayacağız. Kilden yapılıyor hepsi. Kil toplamamız lazım. Bıçak lazım ama bıçağı ah gördüm orada dur. Bıçak sen nasıl yapılıyordun? Taş bıçak ulan. Böyle saçmalıkları var işte. Şöyle yapınca oluyormuş. Böyle bıçak kafası yaptık. Şimdi elimizde bir bıçak bulunsun. Hatta iki tane olsun. Bunlarla da şöyle otları keseceğiz ve bize saman verecek. Bunlar da ileride işimize yarayacak. Şimdi kil bulmamız lazım. Kil. Kil, 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 kil. Kil neredesin kil? Biraz araştıralım, hala çantaları yüklerken sıkıntı yaşıyoruz. Kil bulacağım. Şu an inanılmaz yüklü arka planda var ya. 60 FPS gösteriyor ama aha. Ve de kil buldum şu gördüğünüz golden bilmem neydi bu. Sektörün adı Gold'un bilmem neydi. Biraz kürek yapalım ve kil çıkartalım. Küreği nasıl yapalım? Şöyle miydi? Kürek başlığı. Aynen. Böyle kürek başlığı yapıyorsunuz. Çat diye yaptım. Daha sonra küreğimi aldım. Şuradan gördüğünüz gibi bunların altında her daim kil vardır. Kil toplayacağız biraz. Şimdi killeri toplayalım. Oh, bol bol killimiz olsun. Kille neler yapacağız? Hepsini göstereyim. Artık sevmeyeyim. Bütün dünya benim. Şu killeri toplayalım. Şimdi burada kil var. Yakınlarında su var mı? Bakın şöyle sebzeler var. Daha yaz başı olduğu için bunlar daha oluşmamış. Neymiş mesela bu? Şeker kamışı. Çok lazım değil. Bize domatesdir, bilmem nedir. O tarz şeyler lazım. Kardeş, yalnız ayı var.
Aç kaç 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 kaç. Aa, bunların canları çok yüksek. Adamı lan zıplatıyor, lan zıplatıyor Allah'ın ayısı. Hızlı da geliyor arkadaş, havada kararıyor. Bütün aksilikler mi gelir? Beni bulur. Şurada su var. Şurada su. Şimdi kendime ufak tefek bir yer yapacağım. Şimdilik. Şimdilik. Şöyle odundan yapacağız mecbur. Hatta ufak tefek dediysem yani bayağı bir ufak tefek. Şu şekil bir ufak tefek. Şöyle. Anam, odun bitti deme. Vallahi kurbağalar atıyor. Şunu alalım. Ulan bari ateş yakabileydik. Böyle kendimize ufak tefek bir yer yaptık. Gece geçirmek için. Böyle bekleyeceğiz artık. Valla adamı ısırırlar. Bu mod bence Minecraft'ın en zor modlarından biri. Aslında etrafta yaratık var mı ya? Şöyle de şey yapabiliyorduk. Aynen, cobblestone da yapabiliyorduk. Ama bunlar durmayabilir burada. Ne olur ne olmaz. Şunlar da bulunsun da elimle. Gerçi bunu kıramam ama. Bunu yapayım ben ya. Şunu yaparız. Aa bak bundan. Şöyle. 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 Heh. Bundan yapalım ya. Etrafımıza samanları koyalım. Bir sabah olsun bakalım. Evet, ilk geceyi atlattık gibi görünüyor. Şimdi biraz daha oyun hakkında konuşabiliriz. Oyunda tiyerler var. Yani tiyer dediğim ufak ufak upgrade ediyorsunuz kendinizi. Mesela ilk olarak biz şuradan Bismuth Earth yapacağız. Bu Bismuth Earth yapmak için Bismuth bronz külçeler yapacağız. Ondan sonra bunları ısıtacağız. Isıttıktan sonra bunu böyle yapıştıracağız ve de Earth için hazırlayacağız. Tabii şey de lazım. Kireç de lazım. Kireç. Abo bir sürü işimiz var. Şeyimiz bulacağız. Bilmem ne şudur budur. Onları yaparız. Onlar işin kolay kısmı. Daha sonra ondan sonra biz bundan sonra efendime söyleyeyim. Altın olabilir, şu olabilir, bu olabilir, demir olabilir, çelik olabilir. Çeliğe geçeceğiz. Çelikten sonra maviye geçeceğiz. Maviden sonra kırmızıya geçeceğiz. Bunlar nasıl etkiliyor bizleri? Şurada gördüğünüz gibi silahları var. Şu an en güçlü silah mavininkinde. Mavi veya kırmızı, ikisi de aynı güçte. Aynı zamanda bunların zırhları da var. Gördüğünüz gibi burada zırhları var. Bunları örslerde yapabileceğiz. İşte yeteneklerimiz geliştikçe yapacağız. Tiyer tiyer devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak bizim bir kamp ateşi yapalım. Oo, sisli misli olmuş dünya. Ve de size bazı şeyleri göstereyim. Nasıl yapılır, nasıl edilir diye. Şimdi mesela ben şöyle cobblestone'ları üst üste koyup çıkamıyorum. Bu dünyada gravity var. Yani o yüzden bunları üstüne de koyamıyorum. Sadece odunlar falan durabiliyor. O yüzden biraz gerçekçi bir yapıya sahip. Şunu topladım. Şunu da topladım. Şimdi biz elimize kili alıyoruz. Aynı taşa yaptığımız gibi sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladıktan sonra burada belli başlı itemleri yapıyoruz. Hemen vazo yaptım. Hatta bir tane daha vazo yapayım. Yaptım bir tane daha vazo. Bir tane de jar yapacağız. Jar nasıl yapılıyordu? Unutmuşum onu. Çıt çıt çıt. Tamam. Hatırladım. Şöyle. 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 Böyle değil miydi? Böyle. Böyle. Aynen. Şu şekil. Bir tane de kase yapmamız lazım. Tamam. Kase de yapalım hemen. Şunu şuradan yok ediyoruz. Ve iki tane de kasemiz oluyor. Hemen toprağı şu şekilde kazıyorum.
Kazdım. Daha sonra eğilerek şuna basıyorum. Ve de bunları buraya yerleştiriyorum. Çünkü bunlar daha pişmemiş halde. Şunu yerleştirdim. Daha sonra topladığımız samanlar vardı. Bıçak yapıp topladığımız samanlar. Bunları dolduruyorum. Daha sonra odun toplayacağım. Şöyle. Odunları toplayalım. Ne çabuk acıktık ya. Valla bunda da çok acıkıyorduk galiba. 8 tane odun lazım bana. Çabuk 8 odun verin bana. Hop. Lan. Baltam bitti. Kesemedim. Baltam bitti. Şu kadarı geldi. 15 tane olmuş. Şunları da şöyle gördüğünüz üzere odunları dizdim. Daha sonra benim bir ateş başlatıcısı yapmam lazım. Aha da bu şekilde. Bunu yaptım mı? Ne yapıyorum? Sağ basılı tutuyorum ve de yakıyorum. Bu 8 saat boyunca yanıyor. Yandıktan sonra artık o kalıplar bize... Ben şunu toplayayım bari. İşlenmiş olarak geri geliyor. Onlar yansın. Fazla da uzaklaşmadan anam bitki yiyecek mi yiyecek arayalım biz. Etrafta bir sürü yiyecekler var. Onları toplayalım. Bu neymiş mesela? Daha olmamış ama yapacak fasulye. Fasulyeleri falan pişirebiliyoruz. Onu da göstereceğim. Şöyle fasulyeleri toplayalım. Hop, şurada su var. Fasulye toplayalım. Tamam, topladık. Ulan burada zombi şey yapmışlar. Şu fasulyeleri bir birleştirelim. Şöyle birleştirdik. Şimdi bir kamp ateşi yapalım. Kamp ateşi yapmayı da göstereyim size. Hazır fırsatını bulmuş yer. Şöyle o bizim olayımız. Yalnız buna da harita lazım ya. Haritasız olmaz. Ben bunu haritaya yükleyeyim. Haritasız olmaz bu. Şimdi yere 3 tane çubuk atıyorsunuz. Şöyle 1, 2, 3. Onlar birleşir şimdi. Ulan üstüme geldi. Şansıma tükürüm. 1, 2, 3. Heh. Şöyle uzaklaşayım. Daha sonra sağ tıklıyorsunuz. Aynı şekil. Ve artık kamp ateşimiz hazır. Hemen şuna bir iki tane odun atalım. Ve de yanmaya başlasın. Eğer torç yapmak istiyorsanız şu çubuğu buraya koyuyorsunuz ve torç oluyor. Gördüğünüz gibi meşalelerimiz de hazır. Ama bunlar çok uzun süre yanmıyorlar. Onu söyleyeyim baştan. Şimdi şuraya fasulyeyi koyalım. Biraz pişsin. Soğuk yazıyor üstünde. Üstüne tıkladığımız zaman. Meşalelerimizi de koyalım. Hazır. Şuraları biraz renklendirelim. Yaşayacağımız alan oluşsun. Şu biraz pişiyor. Sıcak dedi. Bu biraz pişsin. Çok fazla pişirirsek yanıp gidiyor. Ben açlıktan öleceğim ama susuzluktan da öleceğim. Şuradan su içeyim. Elimle içerken tabi az miktarda içiyor. Car yaptık. Car yaptığımız zaman daha fazla miktarda içebileceğiz. Hem de yanımıza da taşıyabileceğiz. O da pişiyor zaten. Şöyle sıcak, hafif, küçük, hafif. Pişmiş yeşil fasulye diyor. Vallahi nam 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 gömeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hop. Güzel. Gömdük. Bayağı da doyuruyor yani. Gene ısıtmak istediğimiz zaman buraya atacağız ve ısıtacağız. Ben şu çubukları biraz şey yapayım. Ay arkadaş, böyle niye uğraşıyorsam? Şu şekilde de yapabiliyorduk. Aynı zamanda bu çubuğu götürüp meşalenin üstüne sağ tıkladığınız zaman size otomatikman meşale veriyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi etrafta biraz gezelim. Biraz yiyecek toplayalım. Oo, burada bayağı güzel şey var. Çakıl bize çok lazım. Çakılın içinden çıkıyor bazı madenler. Madenler çakılın içinden çıkıyor. Çakılla nasıl maden toplanır? Onu da göstereceğim.
Hop. O şunlar sınırsız ışık veren ışık kaynağı yapabiliriz. Bunları toplayalım, bal kabakları. Bayağı da var. O bayağı da ışığımız olacak. Oh. Bal kabaklarını toplayalım. Bunları yiyemiyoruz. Zaten normal Minecraft'ta da yiyemiyorduk, değil mi? Yani. Ama bunun seed'ini elde edemiyoruz. Onu da söyleyeyim. Ama bolca var haritanın her tarafında. Onun hiçbir sıkıntısı yok. Kurt kardeş var. Bunların güçleri yüksektir. Hiç bulaşmayacağız. Kenardan kenardan. Kenardan kenardan. Oo, burada da gördüğünüz üzere kil var. Kil her daim bize lazım olacak bir obje. Bolca toplamakta fayda var. Şimdilik bu kadar yeter. Aslında buraya yerleşebiliriz ya. Tam buraya yerleşebiliriz ya, bunları topladığım yere. Güzel olur burada. Aha, kurt da var. Odun vereyim, yer misin? Ya da atayım getir. Öyle oyun yapalım. Takıla takıla gidiyor ya. Kurt bile takılarak gidiyor arkadaş. Oo, burada bir sürü kil var. Süper. Şöyle yukarı bir yere de yerleşiriz. O sıkıntı olmaz. Biraz madem. Hatta şuraya yerleşir. Manzaralı. Göl, deniz manzaralı. Anam. Aa, 10 numara. Bura 10 numara yer. Tam buraya. Aha, şurada da domates domates var. Oo, tam buraya yerleşiriz ya. Süper olur. Oradan buraya taşınırız. Şuradan yosun toplayayım biraz. Yosun da karın doyuruyor. Güzel bir şekilde. Tabii sıcaklık da vardı oyunda. Aa, sıcaklık. Kış gelecek, kar yağacak buralara. O zaman ekinlerimiz yetişmeyecek falan. Ya yani bunlar önemli şeyler. Hop, şunları alalım. Domates. Güzel güzel. Toplayalım. Şunları bir tuşla birleştiriyorduk ama L miydi? CTRL miydi? Neyi de birleştiriyorduk? Hatırlamıyorum. Basınca birleşiyordu. Kavak ağacı fidanı da gelmiş. Güzel. Akşam mı oluyor? Hala yerleşeceğimiz yeri de bulduk. Daha sonra keşif yapacağız. Maceralara katılacağız. Maceradan maceralara atlayacağız. Buradaki zombiler çok zorlu. Hele bir okçular var ya, mızrak atan o okçular. Onlar ne lanet, ne pislik. Adamın var ya, ömründen ömür götürürler. Bu arada şeyimiz bitmiş. Ateşimiz bitmiş. Hemen bunları alalım. Çat 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 çat. Bunları alacağız. Şöyle. Bunları böyle aldıktan sonra. Bu arada ateş sönmüş mü? Sönmüş. Yapacak bir şeyimiz yok. Buraları biraz ateşlendirelim. Alevlendirelim. Şöyle. Şöyle. Şurayı da şöyle alevlendirelim. Şu şekilde dursun. Şimdi bunun içine item koyabiliyoruz. Sağ tıklayıp mesela kili koyabiliriz. Şunları koyabiliriz. Ama odunu koyamayız. Mesela odunu almıyor içine. Sığdırmıyor. Daha sonra bunu da yere koyabiliyoruz şu şekilde. Onları saklayabiliyoruz böylelikle vazonun içinde. Vazonun içinde aynı zamanda item eritmemizi sağlayacak bazı şeyler de var. Çürümüş eti de atayım. Granit de atayım. Bunu da koyayım böylelikle. Toplamış olduk. Tekrar geri almak istersem sağ tıklayıp alabiliyorum. Niye alamıyor mu? Aa. Heh. Oturup sağ tıklıyoruz. Niye böyle hatalar verdi ya? Hop, içinde de bu tarz itemler var. Neyse, gene gece oldu. İlk yerleşkemiz burada. Daha devam ederiz.
Size nasıl maden yapılır onu göstereceğim. Maden yaptıktan sonra testleri yapacağız. Testleri yaptıktan sonra odun üretebileceğiz ve odun ürettiğimiz zaman evimizi inşa edebileceğiz. Bir sonraki bölümde evi inşa etmeye başlarız inşallah. Ben yine şurayı kapatayım. Şu şekilde olayları bitireyim. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kimseyi üzmeyin. Görüşmek üzere.